2015'ten yani burayı dör aldım. Geldiğimden beri bu pistlerin içine bu şekil bak yürüyorsunuz cadde. Burası bir desop var. Cami girişidir. Bu kadar esnaflar gelip gidiyor. Rezilliği görüyorsunuz zaten. O kadar itiraz ettiğimize rağmen diski gelip de her hafta telefonu açtığımıza rağmen bir araç göndermiş. Açmış, ertesi gün aynı şekil yine tıkanma var. Geçtiğimiz yaz geldiler, yaptılar. Bedeli bize 15 bin lira biçtiler. Ondan sonra bak biçtiğine rağmen, yaptığına rağmen de yine aynı aile sorun doğum ediyor. Onlara ait olan yeri yapmadılar. Paralı olan yeri yapmışlar. Sabahtan beri iki sefer telefonu açmışım. Telefon geldiğinden beri bak iki sefer de gelmiş. Daha hala sorun da çözülmemiş. Bak telefonum burada. Kaçta aramışım belli değil. İki sefer aradığıma rağmen daha hala sorun giderilmemiş. O yüzden biz yetkililerden bir çözümünün bulunmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Bu patlama 6-7 seneden beri devam ediyor. Yağışlar, yağmurların yağışıyla birlikte bu patlama meydana geliyor. Bu belediyenin loğarların dar oluşundan kaynaklaşıyor. Biz belediyeye başvurduk. Belediye geldi, bu loğarları sözde genişletirdi. Bizden 15 milyar para aldılar. Aynı tas, aynı tarak. Yine de devam ediyor. Patlalarımız şu anda yine devam ediyor. Bizi kimse hesaba almadı. Git oraya, git buraya, git oraya, git buraya. Başka bir şey yok. Ben kendim gittim. Mehmet Bilgin, daire başkanı, beni aldı yanına, konuşturdu, başka yere havale etti. Orada başka yere havale ettiler, beni öyle oyaladılar, yapmadılar. Şu anda yine devam ediyor. Güzel. Sağlığımız olsa bu loğarın patlayışı, bütün kokular, pislikler, mikroplar hep bu caddemize saçmaktadır. Şu anda biz sağlık açısından kokuda duramıyoruz. Caddemiz de sular altında kalmış. Pislikler, tuvaletlerin, bütün tuvaletlerin suları, pislikleri hep bir yolun üzerindedir. Şu anda bile görünmektedir. Belediye yetkilileri bizden 15 milyar para aldılar. Bu logarımızı yaptılar, yapamadılar. Dediler ne zaman taşısa yine gelip yapacağız. Ben kaç kere başvurdum, gelmediler. Beni kimse dinlemediler. Hesaba almadılar daha doğrusu. Bir daha gelip kontrol etmeleri lazım. Gelsinler kontrol etsinler, şu anda burayı görsünler ne halde. Bak bütün milletin üzerine su gelmektedir. Belediye geldi burayı tekrar onarması için rica ediyoruz onlardan. Bu sıkıntı biz 4 yıl oldu burada buraya geleli. Geldiğimizden beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Geldiğimizden beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Özellikle kışın başladı, yağmurlar başladıktan sonra kış bitene kadar hemen hemen her gün bu logar patlaması yaşanıyor. Bunun sebebi de gider boruların dar oluşudur. Akan yağmur suyunu bir de bu iki bina üzerindedir. Bu suyu kaldırmadığından dolayı buradan patlıyor. Belediye her müracaatımızda gelip vidanjörle bir vurup diskiye vurup gidiyorlar. İki gün sonra tekrar açılıyor. En son ısrarla üzerinde durduk. Boruların değişmesi gerektiğini söyledik. Gelip tespitini yaptılar. Boruların dar olduğunu söylediler. Bu özel alana giren kısmı değiştirdiler ama belediye alanına giren kısmını öyle bırakıp gittiler. Biz itiraz ettik, dediler onu da gelip yapacağız. Ama 6 aydır gelen giden yok. Şimdi bu sorunun giderilmesi için bu özel alandan itibaren genel belediye alanına giren kısmı da değiştirmeleri lazım. O borular genişletilmediği sürece bu sorun devam edecek. Bu logar suyudur. Gıda toptancılar sitesinin içine giriyor. Bütün esnaflar etkileniyor. Biz burada sabahtan akşama kadar bu kokuyu çekiyoruz. Bizim sağlığımız açısından da tehlikelidir. Bu binanın çocukları hep balkona çıkıyor. Onlar kokudan etkileniyorlar. Yani bunun yetkililerden ricamız bir an önce gelip bu sorunu halletmeleri.